Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda ikinci bir Havok rehberi çekmek istedim arkadaşlar. İlk Havok rehberi videomu 4 yıldızlı Havok'la çekmiştim çünkü 5 yıldızlısı yoktu. Ama geçtiğimiz ay 6 yıldızlısını yakaladım arkadaşlar 17. sezon savaş ödüllerinden. O yüzden bir de 6 yıldızlımın rehberini çekmek istedim. Kendisini şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. 2.35 kopyasız Havok. Esrarengiz yenilmezler sinerjisini açtım. Süper yeteneği açık olmadığı için doğru zamanlı bloklar bir adet plazma yükü kazandırıyor arkadaşlar. Bu sayede plazma yüklerimizi daha hızlı kazanabiliriz. O yüzden bunu kullanacağım. Yani bu sinerjiyi ve efsaneler diyarında deneyeceğim ilk önce. Maceramıza başlıyoruz. Şimdi önceki videomda da söylemiştim, yine söyleyeyim. Havok, mutant sınıfının en iyi hero'larından biri arkadaşlar. Çok iyi bir core counter'ıdır ve rakibe temas etmeden dövme özelliğine de sahiptir arkadaşlar. Sadece orta saldırılarla rakibe temas etmeden onu dövebilirsiniz. Bu plazma yükleri arkadaşlar, kendinizin üstün, yani sizin üstünüzde birikiyor ilk önce. Ondan sonra rakibin üstüne atmaya başlıyorsunuz. Rakip bunlar varken eğer savaştaysanız irade gücüyle can kazanabilir. Ama 11'e ulaştığı zaman bu plazma yükleri patladığı zaman çok iyi bir hasar veriyor arkadaşlar rakibe. Ayrıca savunmadaysa da size daha çok hasar verir. Karo güçlendirmeleri olduğu için. Şimdi Havok'un enerji direnci vardır arkadaşlar. Yani fiziksel hasar veren biri, yani fiziksel evet hasar veren biriyle dövmeniz gerekiyor. Veya Quake. Sonra yakma bağışı olması da çok iyi bir şey arkadaşlar. Havok'un güç kazanması biraz daha az arkadaşlar. %25 daha az güç üretiyor darbe indirme ve darbe alma sonucundan. Ama her saniye güç çubuğunun %2,5 kısmını üretiyor. Sonra rakibin kritik hasar puanını %50 azaltıyor Havok. Yani beceri sınıfına tam bir dezavantaj arkadaşlar. Hele Aegon'la hiç girilemiyor arkadaşlar. Çünkü Havok'un plazma yükleri biliyorsunuz. Rakibin üstüne atıldığı mı 11 olunca patlıyorlar. Ama siz bunu azimle üstünüzden atarsanız daha çok hasar alıyorsunuz Havok'un plazmalarından. O yüzden azim yapan biriyle asla girilmemeli Havok'a. Ondan sonra ağır saldırılarıyla plazmalarınızı hünere çevirebilirsiniz. Bu sizin özel saldırılarınızın hasarını daha da güçlendirir. Havok da kesinlikle özel saldırı 3 atılır arkadaşlar. Çok devasa bir hasar veriyor ve plazma yükü başına zaten saldırı veriyor. Ve bu plazma yükleri de ortadan kaldırıyor ve çok daha fazla hasar veriyor bu plazma yüklerini. Arada özel saldırı ikisini de atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir adet zırhlanma takviyesi sahip olmayınca rakip 4266 saldırı veriyor. Arkadaşlar tabii 6 yıldızlısı bu. Ondan sonra arkadaşlar plazmadan kim hasar almaz? Zırh açan şampiyonlar ve Havok'un kendisi plazmalardan hasar almaz arkadaşlar. Örneğin buna buz adam da örnektir. Buz adam da buz zırhı açtığı için bu da bir zırhlanma sayılır. Havok'u alabilirsiniz buz adamı rahatça. Ha, oldu ki buz zırhınız kırılırsa o zaman plazmalardan hasar alırsınız. Ona dikkat etmelisiniz. Havok'un en iyi counter'ı arkadaşlar Warlock veya Colossus'tur. Çünkü Colossus hiçbir şekilde zırh kırmayı yemez. Zırhları gidemez iptal etme etkisi hariç. Ama zırh kırmayla zırhları kaldırılamaz. Guillotine 2099, Warlock veya Colossus bu hero'nun en iyi counter'larıdır. Şimdi ilk dövüşümüze başlıyoruz. Maksadımız plazmaları biriktirip L3 atmak arkadaşlar. Bakalım 6 yıldızlımız ne kadar hasar verecek. 4 yıldızlımın ne kadar hasar verdiğini bu videonun sonunda çıkan videoda görebilirsiniz. Şöyle siper yapalım ki plazma basalım. Önce L1'imi atıyorum daha çok plazma biriksin diye. L1 atınca plazma basmaya başlıyor Havok. Şimdi de hünerlerimizi basıyorum. Evet, ağır saldırıda geri bildirim atıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Rakibin üstünde ne kadar plazma varsa o kadar fazla hasar veriyor bu. Çok güzel bir özellik bence. Evet, 5 hünere çıktık arkadaşlar. En fazla 5 hünere çıkıyor Havok. Tabii bu yöntemle 5 hünere çıkıyor. Yoksa çok daha fazla 15'lere 16'lara çıkabiliyor. Evet, 10 olduğunda plazmamız arkadaşlar. Özel saldırı üçümüzü atacağız. Ve ne kadar hasar verdiğini göstereceğim. Ve 10 oldu. 5'te hünerimiz var. Atıyoruz. Bonusumuzu da yaptık. Bakalım ne kadar olacak.
Evet, gördüğünüz gibi %16 civarı bir hasar verdi ve plazma patlaması da 52K vurdu. 135K civarı hasar verdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Savaşta olsak düşünün yani, bu tek atar bildiğiniz rakibe. Efsaneler diyarında bu kadar hasar verdi. Evet, gene L3'ümüzü atıyoruz. Ah, çok erken oldu. Olsun. Gene aynı. %44'ten kaça indireceğiz bakalım. Ve 44'ten 29'a indirdik. %15'ini alıyoruz arkadaşlar. Üstüne üstlük bir de 52K plazmalardan hasar verdik arkadaşlar. Bir de L2'sini atalım bakalım. Ama rakibin canını bitirmeyeyim diye kendimi dövdürterek getirmeye çalışacağım L2'mi. Ah. Ama güç çalıyor. Doğru, bunu unutmuşum. Olsun, deneyelim gene. Her an güç çalıyor. Tamam. Güç çaldığını tamamen unutmuşum. Ayda, gene çaldı. Olsun. İyi, normal vurarak o zaman L2'mizi getirelim. Evet, bakalım ne kadar vuracağız. 20K ve 30K gördüğünüz gibi. 5 hünerle beraber. L2'si de ciddi hasar veriyor arkadaşlar. L3'ünüzü dolduramayacak durumdaysanız L2'nizi de kullanabilirsiniz bu şekilde. Şimdi bir düello yapalım Havok'la arkadaşlar. Daha doğrusu gerçi düello hakkım kalmadı benim galiba. Şu yeni gelen görevler için kullanmıştım hepsini. Olsun, bir 5 kredi verelim. İlginç, demin bulmuştu, şimdi niye bulmuyor? Belki yanlış yazdım, bir saniye. Evet, yanlış yazdım büyük ihtimalle. Evet, bulduk. Ay, yanlışlıkla Havok aldım. Dediğim gibi, Havok'un en iyi çareleri arkadaşlar Warlock'tur. Giyotin 2099'dur veya Kolosus'tur. Bunlar en iyi çareleridir. Onun dışında zırh açan her şampiyon Havok'un Havok'un counter'ıdır. Emma Frost bile elmas formundayken Havok'un iyi bir counter'ıdır. Şimdi duello'ya başlayalım. 5 yıldızlı Warlock'umuzu kullanmadım daha işi zorlaştırmak için. Havok arkadaşlar çift siper yöntemiyle dövebilirsiniz rahat bir şekilde. L1'inden bu şekilde kaçılıyor. İki kere arka arkaya kaçtıktan sonra biraz bekleyeceksiniz. Sonra üçüncüsünü atıyor. Evet, ve çift siperi yaptık gördüğünüz gibi. Çift siperleri rahatça sersemletebilirsiniz. Şimdi de L2'sinden kaçışını gösterelim. Ama L2'sini doldurtamıyoruz. İrade gücü her daim açık olduğu için maalesef doldurtamıyoruz. Ustalığı açık olduğu zaman Warlock'un rakibe karşı bir avantajı olur. Güç doldurtmaz çünkü rakibe. İrade gücü ustalığı sayesinde. Üstüme olabildiğince de plazma alıyorum arkadaşlar. Bir plazma patlamasından etkilenmediğini göstermek için. Şok da atalım. Plazmaları daha hızlı alırız. Evet, plazmalar patlayıp patlayıp duruyor üstümde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Havok'un üstüne hasar veren bir zayıflatıcı attığınız müddetçe plazmaları sizin üstünüze hızlıca biriktiriyor arkadaşlar. Bu şok olur. Yakma, bu şok, aynen şok attığınızda böyle biriktiriyor. Yakma bağışıklığı var zaten. Kanama attığınızda sadece bir tane plazma yükü alıyorsunuz ama şok atarsanız devamlı biriktirmeye başlıyor veya ani soğuk atarsanız da devamlı biriktirir. Kanama da sadece bir.
İşte çift siper yöntemiyle bu şekilde alabilirsiniz havuk arkadaşlar. Veya normal dövebilirsiniz. Ben ağır saldırıyla dövmek istedim tüm etkilerini göstermek için. Havuk rehberimin ikinci videosu da böyleydi arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldik. Unuttuğum bir şey varsa lütfen söyleyin yorumlarda. Bir sorunuz varsa da bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.